Bayanlar, beyler, selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Mentor Arapçadan yeni videoya hoş geldiniz. Ve hac ve umre ile ilgili başlattığımız kalıplara devam ediyoruz ve hemen başlıyoruz bundan sonra. Belirlediğimiz yönlerden bir tanesi neydi arkadaşlar? Es-suk. Tekrar söylüyorum. Es-suk. Ve ne demekti? Şarşı. Haliyle şarşıdan alınacak şeyler çok olmakla birlikte ana olarak şunları soruyor olabiliriz arkadaşlar. Birincisi el-ihram nedir? Bu giydiğimiz beyaz kıyafet. Hac ve umre için özellikle giydiğimiz kıyafet. Kıyafetin adı el-ihram. Tekrar söylüyorum el-ihram. Veya genel olarak ibaya almak isteyebiliriz. İbaya nedir? Siyah şarşaf. Sadece Arabistan'da değil birçok ülkelerde kullanılıyor. Ve evet bu ülkelerde bu yerli kıyafet böyledir arkadaşlar. Tabii bayanlar için söylüyorum özellikle. Birkaç ülkede bu şekilde geçiyor ibaya. İbaya mesela almak isteyebiliriz. Tabii hac ve umre zamanları dışında veya hac ve umreyi tamamladıktan sonra belki o şekilde almak isteyebiliriz. Buna ek olarak suk veya şarşiden cellabiye veya cülbab almak isteyebilirsiniz. Nedir cellabiye veya cülbab? İkisi aynı şey. Erkeklerin şu beyaz olarak giydiği şeydir. Türkçesi nedir bu arada? Bilmiyorum. Biliyorsanız yorumlarda yazmanızı rica ederim. Yerli lehçeyle adı cellabiye. Tekrar söylüyorum. Cellabiye. Fusha'da ise cülbab. Cülbab. Ve evet bu adıyla da birkaç ülkede aynı şekilde kullanılır. Yani cülbab dediğiniz zaman hemen hemen bütün ülkelerde anlaşılır. Bazı ülkelerde yerli lehçe olarak cellabiye kelimesi kullanılır. Tabii belirtmem gereken şu ki cellabiye, ricaliye dediğimiz zaman tabii erkek için cellabiye'den bahsediyoruz. Ricali, erkek için anlamına gelir. Ancak eğer kadınlar için cellabiye dersek evde kullanılan bu uzun giyimlerden bahsediyoruz. İbaye değil, siyah olan değil. Çünkü o ibaye dışarı çıkmak için daha fazla kullanılır. Evdeki rahat giyim diyebilirsiniz. Yine de tek uzun olacak şekilde. Bunun adı cellabiye nisaiye haliyle eğer kadın için olursa. Ancak kadınlar için cellabiye dediğimiz takdirde rengi beyaz olacak anlamına gelmiyor. Yani hatta şimdi bile erkek için evet standart veya yerli kıyafet birçok ülkede beyazdır ama farklı renkleri de var. Farklı renklerle de artık cellabiye bulmak mümkündür. Örneğin bir mağazaya girdik ve var mı yok mu diye sormak isteriz. İhram fi diye sorabiliriz. İhram bulunur mu ve ihram var mı anlamına gelir. Kısaca ihram fi diyebiliriz. İhram fi o şekilde tabii soru şekliyle. Veya hel yücet ihram diyebiliriz. İhram bulunur mu o şekilde. Tabii erkek işin olursa ricali diyebiliriz. Bayan işin olursa nisai diyoruz. Tekrar söylüyorum ricali ve nisai. Ve haliyle fiyat işin bikam riyal diye sorabiliriz. Bikam riyal veya kamu si'r diyebiliriz. Fiyat ne kadar? Fiyat ne kadar? Bikam riyal kaç riyal anlamına geliyor? Kam dediğimiz takdirde ne kadar anlamına gelir? Bikam kaç ila? Ve burada gizli olarak riyal veya o ülkenin para birimi geçiyor. Tabii detaylı olarak bir önceki videoda anlatmıştım arkadaşlar bu bikam dediğimiz soru şekli. Bikam riyal veya kamu sir olarak sorabiliriz. Özet eğer söylemek istersek. Kaç riyal veya fiyat ne kadar? Ve diyelim ki satıcı bir fiyat söyledi. Pahalı, bu pahalı demek istiyoruz. Hada gali, hada gali. Veya bu çok pahalı. Hada gali cidden. Hada gali cidden. Ve haliyle bu konuda biraz daha abartmak isteyebiliriz. Hada gali cidden cidden. Yani çok çok pahalı anlamına gelir. Ve evet cidden yerine hada gali şedid diyebiliriz arkadaşlar. Şiddetle pahalı anlamına gelir. Daha doğrusu cidden ve şedid aynı anlama geliyor. Harfiyen sadece çeviri değişebilir. Yerli lehçelerde şedid olarak karşınıza çıkabilir. Hada gali şedid. Vallahi gali şedid diyebiliriz. İndirim yok mu? Peki o şekilde sormak istersek. Ma fi tahfid. İndirim yok mu? Ma fi tahfid. Tekrar söylüyorum. Ma fi tahfid. Veya indirim lazım diyebiliriz. Lazım tahfid.
Lazım takviye etme. Tabii ikna kabiliyetinize bağlıdır arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim yani. Hada gali şedid, gali şedid vallahi. Ma fi takviyet, ma mümkün. Olmaz yani anlamına gelir değil mi? Tavsiye ederim yani pazarlık her yerde ikna kabiliyetinize bağlı. Dilden ziyade ikna kabiliyetinize bağlıdır. Öyle inanıyorum ben açıkçası. Aslına bakarsanız arkadaşlar bununla birlikte ben size gerçekten önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu ziyaret ettiğiniz ülkelerde yerli kültürleri öğrenmeye çalışmak kadar zevkli bir şey yok diye düşünüyorum. Yani bu sadece Arabistan için değil, ziyaret ettiğiniz bütün yerler. Yerli kültürler, farklı şeyler, yemekler vesaire. Onları öğrenmeye çalışın. Son olarak ihtiyacımız olabilecek sorulardan bir tanesi, Eynel bab, kapı nerede? Tekrar söylüyorum, Eynel bab, Eynel bab. Tabi bu mescitte veya haramda sorabiliriz, Eynel bab. Niye? Çünkü farklı kapılar var ve her kapının adı var. Bu arada onun için o şekilde sorabiliriz veya belirli kapıyı da sorabiliriz. Eynel bab ve eynel mas'at diyebiliriz. Asansör nerede? Tabii mas'at kelimesi sa'ada kelimesinden gelmiştir ve sa'ada yükseldi anlamına gelir. Mas'at kelimesi yükseltmeyi sağlayan makinedir diyebilirsiniz. Yerli lehçelerde eynel asansör olarak da karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Eynel asansör. Tabi asansör ve asansör kelimesi ikisi aynı. Sonuç itibariyle Arapça değil bu yabancı kelimeler ancak bu şekilde artık kullanılıyor. Aynel mas'ad dediğiniz zaman fusha'dır ve evet anlaşılır. Ancak aynel asansör olarak sorabilirsiniz veya karşınızda bu şekilde de çıkabilir. Ve son olarak bu bölümde tebrikleşme, tanışma, kendini tanıtma ile ilgili geçen kalıpları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir önceki konuşma derslerinde bulabilirsiniz onları. Haliyle burada yeni kalıpları özellikle söylemek istedim size ve daha önce konuştuğumuz kalıpları da açıkçası tekrarlamak istemedim. Bunun için ders 1'den veya ders 2'den itibaren bu kalıpları bulabilirsiniz ve bununla birlikte bu videonun sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya ilerleyip görüşürüz.